Merhaba arkadaşlar, Gamer.com'a hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight videosundan hepinize selamlar. Gençler, Dracula dün ana oyuna eklendi. Test serverdayken zaten videosunu çekmiştim ama ana oyuna birkaç değişiklikle geldi. O yüzden bir tekrar çekmek istedim. O birkaç değişiklikten bahsedeyim. Kurtun hızı 4.4'ten 4.6'ya çıkarılmış. Bu sağ tıka basıp alev sütunu fırlatıyorduk ya, onu daha hızlı fırlatıyoruz artık. Bir de kurtun iki tane atılım özelliği var ya hani. İlk atılımı yapıp bir nesneye çarptığınız zaman ikinciyi atamıyordunuz. Artık ilk atılımınızı yapıp herhangi bir nesneye çarpsanız bile ikinci atılımınızı da atabiliyorsunuz. Bu arada maç lobisi şu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bence şahane olmuş. Ve şöyle bir şey var. Oyun sanırım şu an için renk filtrelerini yasaklamış arkadaşlar. Ana oyunda olmama rağmen hiçbir şekilde şu an oyuna renk ayarı yapamıyorum. Onu söyleyeyim, hani şu an karanlık modda oynuyorum. Abi niye karanlık moddasın diye soracak olursanız daha doğrusu. Onun nedenini açıklamış olayım. Yarasa modundayken bu arada jenleri bir dolanalım hızlı hızlı diyeceğim. Birisini bulduk bile. Mırıbı. Dur, buna direkt vurabiliriz ya. Niye ben alev moduna geçmeye çalıştım? Hocam biraz gaflete kapıldık sanki. Bir şey diyeceğim, bir dakika. Arkadaşlar şu kapıyı açayım ki. Alt katta basement yokmuş. Bunu alırsam asamam. O yüzden oraya yolumuzu açtık. Yolun yol değil be Dracula. Gel bu sevdadan vazgeç. Bir tanesi de bu arada Noomi'dir var. Oo. Au. Au. Bu çok kötü bir yerde kaldı sanki. Ne dediniz o işe? Hırrrr. Oğlum ben bu moda girince var ya arkadaşlar, çok fena gaza geliyorum ya. Nasıl yaparız onu? Sana şöyle bir beyaz kanca yapalım, tamam mı? Ha, lehimci yandı, çok güzel. Bak, lehimciye beyaz kanca vurduk. Buna da pop vurduk. Şahane oldu şu an. Lehimciye de hemen yarasayla gidiyoruz. Kahak kahak kahak. Arkamdan mı konuşuluyor? Bir lehimci daha. Bir dakika, bunu yetiştirebilirsem eğer. Diğer lehimciye de beyaz kanca vurabiliriz şu an. Vurabiliriz, vurabiliriz, vurabiliriz. Süper oldu. Şuraya da pop vuruyoruz. Aa, diğer lehimci okulda yandı galiba. Oğlum okulun aşağısında pencere yok mu diyeceğim. Şuraya ışınlansak. Nereye gitti lan o it? Palete mi kaçtı? Evet, buradan gitmiş ama olsun, en azından jeni tuttuk. Jenler yüksek. Bu jene inat edilmiş diye duydum. Yarasa modunda geldiğim için geldiğimi anlamadı da. Onu nasıl öyle saçma sapan buldum anlamadım. Tamam, güzel, paleti de aldık. Bir lehimci daha mı yandı? Ben mi yanlış an evli izledim? Aynen de öyle, bir lehimci daha yandı. Au! Hocam siz akıllanmıyor musunuz ya? Bu jenizi... Ne böyle? Isırırım valla Toto'dan. Oo, bu yine sattı. Hırrrr. Şu an var ya inanılmaz yüksek ya. 4 tane cam falan çok yüksek. Alo oğlum, götüremiyorum. Tamam, bir cam bitti lan, bu kapandı, buna pop vuramadık. Yarasa met geliyor. Tamam, popu buna vuracağız. Güzel atış. Yani hangi spotta olduğunuza göre şeyi değiştirirseniz, form gerçekten güçlü bir katil. Yani güçlü demeyeyim de işe yarar diyeyim yani. Şu jene şimdi popu vuralım tekrar. Yarasacım şuraya bir ışınlanalım çünkü şu jen de yüksek. Tamam, bu jen azalmış diyeceğim ama buradalar. Hır! Totuş'u ısırdım valla. Kuduz'u bulaştırdım arkadaşlar. Şu koku küresini alayım. Ay, atılımı düşük ama olsun, en azından aradaki mesafeyi kapatmış olduk. Şşş! Yapma lan, git. Bu Bremen... Nereye gitti diyecektim ki, onu nasıl ıskaladım anlamadım. Burada adam. Atladı. Vampir met. Az önce yarasaya yanlışla geçtim bu arada. Kurta geçmem lazımdı. O balansı varmış ama o palet harcandı. Hocam haberin olsun. Diğeri de burada, diğeri de burada. Bir dakika. Hazır gelmişken bizi ziyaret etmeyelim mi ya? Ciddi misin sen ya? Yani Huntress gibi bir şey, paleti devirirseniz hasar veriyor, devirmezseniz yine devam ediyor. Vampir moduna ben o gözle bakıyorum. Bir de gerçekten iyi hızlanmış yani, hemen atabiliyorsunuz alevinizi. O bayağı iyi olmuş bak. Vampir formunu da hafif güçlü hale getirmişler yani. Buff aldı zaten katil. Girişte anlatmıştım, test halinden daha iyi oldu da. Yine dolaba girdi bu arada. Sen Cinderella mısın ya? Bu kıyafet ne ya? Baloya mı gideceksin oranın? Allah'ım ya Rabbim, güzel kardeşim. Lan neyin mücadelesi ya? Allah'ım belası, salak ya.
Ya yürümeyi bilmiyor ama var ya, toksik build öyle bir yapmış ki hani bodoslama atayım, hemen flash atayım, ondan sonra şunu yapayım. Lan yürümeyi bilmiyorsun daha ya. Birazcık yürümeyi bilsen maçı kazanacaksınız zaten. Aklı fikri şeytanlığa çalışıyor bunların da ya. GG. Heh, gelmiş benim Gen Rush map'im. Bu renk ayarı filtrelerini engelleme olayını şeyden dolayı mı yaptılar acaba? Hani insanlar renkleri kullanarak avantaj elde falan mı ediyordu? Şöyle şuraya bir gitsek hocam. Alo? Yarasa bug'a girdi arkadaşlar anlık. Lehimci yaktınız peki. Otur, bitir hojeni, bitir hojeni. Otur, otur, otur David'cim. Diğeri otursun, otur diğer David, otur diğer David. Kimin tunnel yiyeceğini seçmeye çalışıyoruz şu anda arkadaşlar. Arkadaşlar diyor ki ben yiyeceğim, öbürü diyor ki hayır ben yiyeceğim. Öbürü de diyor ki hayır ben yiyeceğim. Tamam, kimin yiyeceği belli oldu. Oğlum çok çok aptal oynadın burayı David ya. Gerçekten çok aptal oynadın ya. Okey, tamam, palete gitmesini engelledik bir şekilde. Tamam, alo barava sarını. Alo barava sarını. Sen ne yapıyorsun? Üstünde can yapan saygısız eğim kim? He? Tunnel isteyen başkaları da mı var yoksa? Kardeşim deviriyorsan devir değil mi? Oğlum sen hile misin? Arkadaşlar ben bunu daha yeni yaralamadım mı? Merhaba. Bir şey değil mi? Bunlarda bir şey var. Bunlarda harbi diyorum bir şey var. Bak çok tehlikeliler. Çok tehlikeliler. Şunda heal build'i var. Alo. Müthiş timing, müthiş timing. İşte yarasa gücü. Şu pörgün Allah belasını versin artık. Başka hiçbir şey demiyorum. Ulan müthiş plays yapmıştım da yemedi ya. Neyse bu malı aldık. Hangi jenin en yüksek olduğunu görmüş olduk. Şu jene popu vuralım. Ya senin heal'lanma bu yüzüne sıçayım var ya. Ne oldu, takip edemedim mi lan izimi eşek? Tamam bu da 2'ye geçti. Beleş hasar baldan tatlıdır ama şu an jene banıyorlar sanırım o sırada. Aynen de öyle. Lehimcisi yandı. Sprint'in avantajı diyelim biz ona. İşte böyle canlardan sizi kurtarmaya yarıyor arkadaşlar. Evet, bir lehimci daha yandı. David'i mecbur saldım. Bir can daha bitti. Okey, okey, okey arkadaşlar. Sorun yok, sorun yok. Çünkü bu öldü. Son asılışıydı. En yüksek jeneratörü görmüş olduk. Onun penceresine bir yine ışınlanalım. David çok kılsın ya. O kadar kılsın ki. Hani daha kılı olamaz, anladın mı ya? Direkt yumak ya. Kıl yumağı anasını satayım. Son asılışında şöyle beyaz kanca yapayım. Bu galiba beyaz yememişti. Bak var ya, tamamen haritadan ya. Şu maçın şuraya gelmesi. O çıplak David hariç diğerleri önünü bile görmeyi bilmiyor ama. Kalk kalk kalk. Hayvan ordusu ya. Daha 3 saniye önce ayrıldım buradan. Tam çakal ya, tam çakal. Aa, gidiyor gibi yapıp palet de vereceksin ha? Uf, çok iyiydi lan. Burayı var ya, çok akıllı oynadık. Form değişimleri falan hepsi süperdi. Enayi. Enti'ye. Şurada bir vampire geçelim, burada vampir önemli. Güzel vampir, güzel vampir. Aynı yere gitti. Aynı vampir bir daha geliyor. Uf, az önceki niye hitti, bu niye değildi? Bu arada onu devirip arkadaşını kaldırır diyecektim ki. Closet'cim bir şeyler yaşadık beraber. Anı biriktirdik. Sen saçmaladın, ben saçmaladım. İlginç şeyler yaşadık ama sonunda kazandım. Maç tam var ya böyle gıcıklık aşamasına giriyordu. O iki lanet David yüzünden. Neyse ki toparladık. Ya şaka yapıyorsunuz ya. Vallahi şaka yapıyorsunuz. Adamın şeyi yok ha. Kurtuluşu falan yok. Şansla attı. Allah'ım ya Rabbim ya. Gel buraya. Vallahi boğazından tutacağım, fırlatacağım şimdi duvarın birine ya. Patch'i bulur şimdi. Aha.
benim bulduğum. Okey, yarasayla böyle sürekli git gel yapmaya çalışacağım. Gerçi bu ışınlanma özelliği kaç saniyede bir kullanılabiliyor ki bunun? Aa, burada açtı galiba. Aynen. Aferin güzel kardeşim. Çok önemli bir başarımı kazandın. Bu şekilde eşek gibi direnip maçtan kaçarak. Seni tebrik ediyorum. Evet evet, good job. Madalya takacağız sana bu maçtan sonra. Yani karakteri güçsüz bulmuşlar ki buff'la getirdiler ana oyuna ama bence chase atması çok keyifli ya bu karakterle. Yani nesnelerin üzerinden vurabileceğiniz bir hali var. Ne bileyim, jenleri dolaşabileceğiniz yarasa hali var. Chase atarken kurt modundayken atılım yapabiliyorsunuz. Hay anasını satayım. Kral, var ya şu yarasa modundayken hep bir şekilde jende birilerini yakalıyorum. Geldiğimi nasıl anlamıyorlar ya? Yavaş geçiyor ne kıvrağı harcamamak için. Tamam, kıvrağı var arkadaşlar, onu anlamış olduk. Bir sonrakinde kıvrak ile geçecek. Bugs Bunny gerçekten galiba. Zıplaya zıplaya tavşan gibi gidiyor her yere. Şunu beyaza getirdim, biraz uzağa getirdim ama bence iyi yaptım, ne düşünüyorsunuz? İyi yapmış mıyım? Alo, kral sana zahmet, bir salalım. Salalım hocanı hocam. What the fuck? Palet campledim diyor ne? Böyle yarasayla gelsem heal'lanıyor musunuzdur acaba? Heal'lanmaz olurlar mı ya? Lan bu kim, bana benziyor? Bu adam aynı ben. Hop yetiştik mi? Sanki şahane oldu. Tamam, bu jen geriliyor. Şu jenin tarafına bir ışınlanalım. Ya düşme şuradan, sen ne salak bir kuşsun ya. Şuna da pop vuralım arkadaşlar. Beyaz artı pop kombosu bu şekilde iki tane jen tutmamıza yarıyor. Güzel oluyor aslında. Yine bir heal partisi geldi galiba. Vur. Vur. Bak Spani'cim, sen asıldın. Sen niye arkadaşını almaya geliyorsun? Diğerlerinin gelmesi lazım. Hocam merhaba, yine yarasa modundayken geldiğimi anlamadınız galiba. Yarasa adamdır diyebilir miyiz arkadaşlar? Güzel, paleti aldık. Oo, bir can daha bitti bu arada. Çaktırmadan. Merhaba reis. Boyum küçük olduğu için görmedin galiba beni. Yüksek jam var mıdır? Beyaz yapsak mı? Yapalım. Fazla beyaz göz çıkarmaz arkadaşlar. Aa, yüksek jam var. Doğru, şu var. Tamam, bir de pop vurduk. Bu beni aptal gibi bir yere getirdi ama bir yandan da zayıf halka gibi bir şey ya bu. Baksanıza. Anlamıştım lan, anlamıştım. Refleks attım ya. Üstüme koşunca dedart atacağını anladım da. Salak gibi. Niyeyse refleks atasım geldi bir an. Sakin davrandık, sakin kaldık. Yarasayla hemen şu jene uçalım. Tekrar gelelim, popumuzu vuralım. Çok iyi yani, bak bu mantıktan bahsediyorum, hani anladınız mı? Çok avantajlı bence. Jen yapıyor. Şu kan küreni alayım ben senin. Ay çok iyiydi lan. Oradaki cooldown yüzünden yetişmedi de bayağı iyiydi. Hocam bu jene inat etmede bir problem mi var acaba? Tam anlamadım ben, öyle bir şey varsa arkadaşlar çözümü buluruz. Ya Bugs Bunny, sen tam bir eşeksin ya. Bu kadar da kötü bir hitbox. Emin olamadım yani hani. Şu form değiştirme işinde varım ama. Form değiştirme işinde harbiden varım. Doğru yerlerde doğru karakterlere geçiyoruz, iyi oluyor. Bu jene 73. pop vuruşum falan galiba. Akıllı plays, akıllı plays. Önüne ışınlandık. Kurta geçtik. Pencereden atlamasını engelledik. Şimdi vampire geçiyorum. Çünkü pencerede bir yerde yakalarsam cehennem ateşi atabilirim. Çok güzel. Son anda karar değiştirdim arkadaşlar. Kurttan ilerlemeye karar verdim. Uzun bir loopmuş yani. Ben yandan dolandıkça adam pencereden atlamaya devam etti. Böyle yerlerde atılım özelliğine geçiyoruz. O jene tekrar pop vurmaya gideceğim. Bir daha vurdum. 98. pop vuruşum bu jene. Merhaba, yine geldim. Evet yani bence güçlü ve gıcık bir katil arkadaşlar. Yani bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama. Jen dolaşımı da var. Chase de atabiliyorsunuz. Atılım atan da var. İşte böyle bu tarz uzun spotlarda zaten antresi de mahvediyorlar genelde. Güzel, en azından fakelemiş olduk diyeceğim. Adam aradan iyi sıyrıldı. Okey, burayı da biz iyi oynadık. Yarasa moduna geç. Oraya özellikle ışınlan. Beyaz kancayı bu yemiş zaten. Adamın nereye gittiğini gördüm. Merhaba. Arkadaşlar tot işinizden ısırırım. Vallahi billahi affetmem bak. Tot işinizden ısırırım. Yani şu direnmeleri anlamıyorum ya. Şu direnmeleri bir türlü anlamıyorum ya. Varımım bitmiştir herhalde.
Şöyle bir şey var. Yarasa modu popla çok iyi gidiyormuş, onu anladım. Tinkerer ve popla müthiş gidiyormuş yani, sürekli görüp bak. Bu jene abartısız söylüyorum 6 tane 7 tane pop attım. Bir jene 6 tane pop atmak ne demek biliyor musunuz? Hani o sürede o tekrar tekrar oturup yaptıkları sürede neredeyse 3 tane falan jene bitirirlerdi, abartısız söylüyorum. Çünkü ben pop vurduktan sonra jeneratör bir de gerilemeye devam ediyor ya. Hani oturup baştan ilerletiyorlar, bir daha vuruyorum. Oturup baştan ilerletiyorlar, bir daha vuruyorum. Evet, ben testörde zaten killer'dan keyif almıştım. Gelen minik bufflarla da bence çok daha iyi bir hale gelmiş. Kurtun hızı falan arttırılmıştı biliyorsunuz ki. Girişte anlattım. Çok hızlı bir şekilde killer'ı özet geçeyim. Yarasa moduyla jen kontrolü yapabiliyorsunuz. Böylece işte lehimciyle bir jen yandıysa ya da hangi jenin yapıldığını biliyorsanız hızlı bir şekilde gidip o jeneratöre müdahale edebiliyorsunuz. Oha, iki tane prestij 100 mü? O ikisi de en kötüsüydü var ya. Her neyse, vampir modundayken de paletlerin üstünden ya da pencerelerin içerisinden hasar verebiliyorsunuz. Kurt modundayken de uzak bir mesafedeyse kurban o palete yetişmesini engelleyip atılım moduyla vurabiliyorsunuz. Yani birden fazla katilin birleşimi gibi, bilmiyorum buff almasına gerek var mıydı? Ben zaten güçlüydü diye görmüştüm ama demek ki gelen genel yorumlar sonucu buff almasına karar vermişler. Bu hali çok daha iyi olmuş tabii. Umarım videodan keyif almışsınızdır gençler. Siz de katili denediyseniz yeni halini yorumlarda yorumlayabilirsiniz. Fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, iyi geceler.